Kırsal diyebileceğimiz alanlarınız çok fazla var aslında. Hani tam çok büyük bir ilçe değiliz coğrafi olarak diyoruz ama bir taraftan da kırsalımız var. Kırsala doğru ne yapacağız? Turizm destinasyonlarında ne yapacağız ve burayı nasıl geliştireceğiz? İlk önceliğimiz aslında yapmak istediğimiz şey burada Germir Tavulusun bölgesi. Şu anda orası hala betonun la karşılaşmamış bir yer. Hala eski yapılarını koruyor. Buraya kesinlikle dokundurmayacağız. Burası turizm merkezi olarak turizmi açacağız. Çünkü nefes alabileceğimiz alanlardan bir tanesi. Şehrin içerisinde, merkezinde kalan. Evet. Şimdi baktığınız zaman Ağrınas diyoruz, Koramaz Vadisi diyoruz. O bölgelere bakıyoruz. Her ne kadar yeşilin olduğu, güzel nefes alabileceğimiz alanlar olsa da yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bir alan. O yüzden insanımız oraya gitmekte de bazen zorlanabiliyor. Ama Germir, Tavulusun bölgesi, o aradaki derenin olduğu yer hızlı bir şekilde turizme kazandırılabilir. Orada insanlarımızın nefes alabileceği alanlar oluşturulup, hatta müstakil evlerin orada şeyler varsa, tabii bilmiyorum, bakmadım oraların kamu arsa arazileri varsa. Yani geri geldi. Olanlara parsel yapmıştık biliyorsunuz, o Derebank Viyadüğü'nün üstünde. İşte o alt taraflarda özellikle turizme kazandırılacak yerlerle alakalı bu şeyin durdurulması lazım. Bu rantın durdurulması lazım. Yoksa biz 50 yıl sonraya baktığımız zaman inanın Melikgazi nefes alacak yerimiz kalmayacak. Evet. Çünkü bu gidişat, o gidişat. O söylediğiniz köylere doğru bu büyüyecek ki İldem tarafından büyüyor. Yarın bir gün İldem'in arkasına yapılacak yeni sanayiden bahsediyoruz. Oraya bir organize sanayi kurulduğu takdirde arka bölgelerde, yani Melikgazi'nin sınırlarının içerisinde olan bütün bölgeler apartmanlaşacak. Yani bu ister istemez. Gesi'nin sınırına dayandık, Gesi'ye doğru giriyoruz yavaş yavaş. Aynen öyle. Biz. Orası Gesi'ye giriyor. Oraya bir de sanayi yaptığınız takdirde bu sefer de Sarımsaklı'ya doğru hızlı bir şekilde ilerleyecek. Bu şehir ne olacak? Tekrardan bir apartman yığınına dönecek. Biz de acil bir şekilde şehri yaymak, yeni mahalleler oluşturmak adına söylüyorum. Bugün yeni mahalleler kurulacaksa zaten orada köy olan yerleri kurulacak. Çünkü şehrin bu bölgesinde özellikle çok da fazla alan yer kalmadı. Birincisi o Germir Tavulusun bölgesini hızlı bir şekilde turizme kazandıracak. Oradaki yapıların imarı veyahut da tadilatı ile ilgili bir çalışma başlatılıp orayı vatandaşlarımızın belki bir mesire alanı olarak veya bir sosyal yaşam alanı olarak düzenlenmesi üzerinde çalışma yapıyoruz. Bununla birlikte yine bu Yılanlı Dağ'ın olduğu merkez, oralarda havadar, güzel yerler, oraların da hızlı bir şekilde sosyal alanların çoğaltıldığı bir bölge haline getirmeyi düşünüyoruz. Yine Ağrınas bölgesi de bu anlamda, oraların da turizme kazandırılması. Son dönemde aslında valimizin gelmesiyle birlikte, özellikle Gökmen Bey'in gelmesiyle birlikte Kayseri'de bu bir hareketlendi. İşte Koramaz Vadisi bir hareketlendi, efendim Soğanlı bölgesi hareketlendi. Şimdi Germir şehrin merkezinde, orayla ilgili de ufak tefek bazı binalarında restorasyonlar gördük. Oranın hızlı bir şekilde çözülürse şehrin merkezinde nefes alabileceğimiz en azından yeşil alanlarımız olur. Hızlı bir şekilde yeşillendirip sosyal alanların olduğu, insanlarımızın gidip hafta sonunu, vakitlerini ailelerle geçirebilecekleri alanlar olarak yapacağız, düzenleyeceğiz. Bunu da ifade edelim.